UNESCO listesinde olması nedeniyle bir bisiklet turu yapıyoruz. Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından birisi olan ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmasının 4. yılı. Bu nedenle UNESCO alan yönetimi tarafından Mimar Sinan'a saygı bisiklet turu düzenlendi. Edirne Valiliği, Belediye Başkanlığı, Bisiklet Gençlik Spor Kulübü destek verdiği turun ilki Edirne'de gerçekleşti. Selimiye gölgesinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde bir araya gelen 150 civarındaki bisikletli saat 12 sıralarında hareket etti. Edirne'deki bisiklet turuna Belediye Başkanı Recep Gürkan, UNESCO Alan Yönetimi Başkanı Yusuf Şahinoğlu, Edirne Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Sadi Çalışkan da bisikletleriyle katıldı. Mimar Sinan Caddesi üzerinde başlayan saygı turu Londra Asfaltı, Saraçlar Caddesi, Tunca ve Meriç Köprüleri üzerinden Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Lozan Anıtı'na kadar sürdü. Turun başlangıcında bir açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması nedeniyle bir bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Bildiğiniz gibi Edirne'mizin en önemli simgesi olan Selimiye Camii'miz UNESCO insanlığın somut kültür miras listesinde. Ve bugün biz Selimiye'nin UNESCO listesinde olması nedeniyle bir bisiklet turu yapıyoruz. Karaağaç yolunu biliyorsunuz, Lozan Caddesi'ni. Oradaki Edirne'den Karaağaç'a gidiş istikametinde soldaki trotuarın iç kısmına 6 metre genişliğinde bir bisiklet yolu yapıyoruz. Öyle mi başkanım? Teşekkür ederim. Uluslararası standartlara uygun. Projesi bitmek üzere. Çok sağ olun. Bittiği gibi hemen yapımına başlayacağız. UNESCO Alan Yönetimi Başkanı Yusuf Şahinoğlu da UNESCO'nun 4. yılı kapsamında bu bisiklet turunu düzenlediklerini belirtti. Her konuda kendilerine destek olan Belediye Başkanı Gürkan ile Edirne Bisiklet Kulübü'ne teşekkür eden Şahinoğlu, her şey Selimiye için dedi. Yarın Selimiye'den Süleymaniye'ye profesyonel bisikletçilerin katılımı ile bir etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan Şahinoğlu, Dünya Miras Listesi'nde bulunan iki eserimiz Selimiye'den başlayacaklar, Süleymaniye'ye gidecekler dedi. UNESCO'nun 4. yılı kapsamında düzenliyoruz bisiklet turnuvasını. Başkanımız UNESCO ile ilgili yaptığımız tüm etkinliklerde bize çok büyük destek oldu. Hepinizin huzurunda başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir şekilde bizi kırmadı. UNESCO ile ilgili yaptığımız tüm çalışmalarda bize sonsuz destek oldu. Edirne Bisiklet Kulübü'ne de teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda bizimle birlikte oldu. Her şey Selimiye için. Evet, her şey Selimiye için. Parkur Lozan Anıtı'na gideceğiz bugün. Yarın da profesyonel bisikletçi arkadaşlar Selimiye'den Süleymaniye'ye bir etkinliğimiz var. İki dünya miras listesinde olan eserimiz Selimiye'den başlayacaklar, Süleymaniye'ye gidecekler. Finish noktası Süleymaniye olacak. Şimdi başkanım, siz güzel bize bir demeç verdiniz. Biz de diyoruz ki artık Edirne'de bunlar hep kademe te kademe, yavaş yavaş da oldu süreç olarak. Şimdi artık Edirne'de şunu görmeye başladık herhalde. Siz de katılırsınız. Bisikleti güncel hayata sokalım dedik. Bu oldu gibi geliyor artık olacak, yani günlük hayata. Günlük kullanımda böyle etkinliklerde de bisiklet artık ön plana çıkıyor bir araç olarak. İnşallah Edirne'de bisikleti artık böyle günlük hayatın haricinde bir de yarışlar düzenleyelim başkanım. Tamam. Mesela bu UNESCO 70'li yıllarda Edirne İstanbul arası bir günlük klasik yarışlar yapılmış. Biz müdürümüzle onu paylaştık. Yani İstanbul Belediyesi, Edirne Belediyesi bunu ortaklaşa yapabilir. Federasyonla da bu konuda hiç sıkıntı çekmeden bunu da halledebiliriz. Saygı turunun ikincisi yarın başlayacak. Profesyonel bisikletçilerin katılacağı tur Selimiye'nin önünde başlayarak Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye'ye kadar devam edecek. Bisikletçiler de 254 kilometrelik parkuru pedal çevirerek tamamlayacak.